Bu videoda marjinal ürün gelir eğrisine biraz daha derinlemesine ele almak niyetindeyim. Bize ne anlattığını kavradığımızdan emin olmak istiyorum. Her şeyden önce aslında bunun bu şirketin marjinal fayda eğrisi olduğunu anlamamız lazım. Geçen videoda incelediğimiz şirket bir oto yıkama dükkanıydı. Ayrıca bu eğriyi kullanarak bu şirketin kaç kişi istihdam etmesi mantıklı olur onu da bulalım istiyorum. Hatırlayalım. Bu yatay eksen saat başına düşen iş gücünü gösteriyordu saat başına şirkette çalışan kişi sayısı. Saat başına kişi. Düşey eksense marjinal ürün gelir ekseniydi. Bunu marjinal lira yani fazladan işçi başına saatte elde edilen ek gelir olarak düşünebiliyorduk. Fazladan kişi başına bir saatte. Bu grafiğin yukarıdaki tabloyla aynı şeyi fakat görsel olarak anlattığını nasıl doğrulayabiliriz? Mesela şu soruyu sorabiliriz. Bu ilk kişiyi işe alarak elde ettiğimiz marjinal ek gelir nedir? Kişi sayısını yani biri, o bir kişiden elde ettiğimiz ortalama marjinal ürün geliriyle çarpalım. Daha doğrusu sıfır kişiden bir kişiye geçerken elde ettiğimiz ortalama ek miktarla çarpalım. Ve bu ortalama 1 çarpı 25'ten 25 çıkar. Ortalamamız 25. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bir kişinin onda birini işe alarak 25 liradan daha yüksek bir değere ulaştığımız durumlar söz konusu olabilir. Böyle bir durumun nasıl mümkün olabileceğini düşünüp muhtemelen şöyle düşünüyorsunuz. Bir kişinin onda biri nasıl işe alınır? 10 günde bir işe gelen tek bir kişi desem? Sonra tam bir kişiye yaklaştıkça gelir yavaş yavaş azalıyor. Sıfır kişiden bir kişiye geçerken kişi başına saatte ortalama 25 liralık değer veya 25 liralık marjinal gelir elde ediyoruz. Peki bu bir kişiden elde ettiğimiz toplam marjinal gelir ne? İşte burası. Bunun bize sağladığı toplam ek geliri de bir kişiyle ortalama marjinal ürün gelirini yani 25'i çarparak hesaplayabiliyoruz. Hatta bu bize bu dikdörtgenin alanını veriyor. Yani 25 lira. Şimdi bunu tam olarak anlayabilmek için biraz kalkülüs kullanmamız gerek. Ama geometrik olarak da bu soruya yaklaşabiliriz. Bakın marjinal ürün gelir eğrisi bir doğru olduğuna göre dikdörtgenin alanı bu turuncu eğrinin altında kalan alana eşit olacaktır. Turuncu eğri 0 ile 1 bölü 2 arasındaki dikdörtgenin dışında. 1 bölü 2 ile 1 arasında da dikdörtgenin içinde yer alıyor. Ve dışarıdaki alan içerideki alana eşit. Yani 25 lira aynı zamanda bu eğrinin altındaki alana da eşit oluyor. Bu şirketin aslında istihdam ettiği kişi sayısını sıfırdan 1'e yükseltmekle elde ettiği faydayı gösteriyor. Fayda 25 lira. Peki sayı bir kişiden 2 kişiye çıktığında fayda ne oluyor? 1'den 2'ye çıkarken saat başına düşen kişi sayısındaki değişim 1. Ve yine sayı bir kişiden 2'ye çıkarken ortalama marjinal ürün geliri 20 lira. Öyleyse alan 1 çarpı 20 olacak. Bu da eğrinin altında kalan alana eşit. Demek ki eğrinin altında kalan bu alan 20'ye eşitmiş. Benzer şekilde 2 kişiden 3 kişiye çıkarken ki marjinal ürün gelirini hesaplamak istersek buradaki ortalama yükseklik aslına bakarsanız şunu bulmaya çalışıyoruz. 2 ile 3 arasındaki alan ne? Bu alanı şöyle buluyoruz. Ortalama yükseklik 15. Yani buradaki ortalama yükseklik 15. Bunu da 1 ile çarpıyoruz. Demek ki fayda yani elde edilen fayda 15 liraymış. 3 ile 4 arasında ortalama yükseklik 10. 10 ile 1'i çarptığımızda elde edilen fayda 10 lira oluyor. O da eğrinin altında kalan alana eşit. Aynı mantıkla burası da 5 lira oluyor. Elde ettiğimiz fayda 5 lira. Evet durum bu. Bu bize sadece elde ettiğimiz geliri anlatıyor. Mesela şunu anlatmıyor. Kaç kişiyi istihdam edersek en uygun en mantıklı sonucu alırız. Bunu bulmak için çalışan başına maliyeti yani yüklendiğimiz marjinal maliyeti bilmemiz lazım. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu rekabetçi bir şirket. Bunu söylerken oto yıkama piyasasında rekabetçi olmak ne anlama geliyor onu biraz konuştuk. Bu rekabetçi bir satıcıydı. Ama şimdi diyoruz ki iş gücü piyasasında da aynı zamanda bu rekabetçi bir alıcı olsun. Bu ikisi farklı piyasalar. Bunun üzerinde biraz duralım. Oto yıkama piyasasında rekabetçi bir satıcıyız. Oto yıkama hizmetini satıyoruz. İş gücü piyasasında şirketimiz rekabetçi bir alıcı. Şimdi biraz konudan sapacağım. Burada satıcılardan bahsediyorum. Rekabetçi satıcılardan bahsediyorum. Aynı ürün veya hizmeti sunan, farklılaşmamış çok sayıda şirket var yani. Bunun zıttına ise monopol yani tekel diyorduk. Rekabetçi olmayan. Rekabetçi olmayan satıcıya monopol veya tekelci diyoruz. Rekabetçi olmayan taraf alıcıysa, yani satıcı çok ama sadece tek bir büyük alıcı varsa, dolayısıyla bu alıcının piyasadaki nüfuzu çok büyük. Bunu daha derinlemesine analiz etmedik. İşte buna karşılık gelen kelime de birinden duyarsanız şaşırmayasınız diye söylüyorum. Buna ekonomide biz monopson diyoruz. Yani bu tür alıcıya monopson deniyor. Monopson. Ama bu videonun konusu bu değil. İş gücü piyasasında sadece monopsonun tersi olduğumuzu belirtmek istedim. Rekabetçi bir alıcı olduğumuzu varsayıyoruz. Piyasada pek çok sayıda alıcı var. Dolayısıyla piyasa ücretlerini kabul etmek zorundayız. Diğer yandan oto yıkama piyasasında da monopolün tersiyiz. Çok sayıda rekabetçi satıcıdan biri olduğumuzu varsayıyoruz. Yani monopol tek satıcı tekel demek. Monopson ise tek ve güçlü bir alıcı demek. İş gücü piyasasında rekabetçi olduğumuzu belirtmenin tek nedeni şu piyasa ücretlerini kabul etmek zorunda olduğumuzu varsayıyoruz. İstihdam ettiğimiz iş gücü türü için piyasa ücretini vermeyi kabul etmek zorundayız. Evet, piyasa ücreti diyelim ki saat başına 10 lira olsun. Bu bilgiye göre kaç kişi istihdam etmek mantıklı olur? İşe aldığımız ilk kişiden 25 lira fayda elde ediyoruz. Bu ilk kişinin marjinal maliyeti. Hatta bir tane de marjinal maliyet eğrisi çizelim. Burada marjinal maliyet eğrisi düz ve 10 lira seviyesinde olacak. Çünkü bize maliyeti bu. Eğer işe bir kişi alırsak bize maliyeti yani bu alan 10 lira olur. İki kişi alırsak alan 0-2 arasında eğrinin altında kalan alandır. O da 20'ye eşit. Şöyle de düşünebiliriz. Bir kişiden iki kişiye geçerken maliyet farkı 10 lira. İki kişiden üç kişiye geçerken bu alan bir 10 lira daha eder. 3 kişiden 4'e geçerken alan yine 10 lira olur. Bakın yeşil eğrinin altındaki alanı kastediyorum. Şimdi bu ilk kişiyi işe almak mantıklı mı? Tabii ki. 25 lira gelir elde edeceğiz. Karşılığında ücret olarak 10 lira ödeyeceğiz. Yani 15 liralık bir fayda sağlayacağız. Yani bir kişi istihdam etmek oldukça mantıklı. Peki işe ikinci bir kişi almak mantıklı mı? İkinci kişinin getireceği marjinal ürün geliri 20 lira. Bu kişinin marjinal maliyeti ise 10 lira. Dolayısıyla ikinci kişiden 10 lira kazanıyoruz. İkinci kişiyi de işe almalıyız yani. Üçüncü kişi 15 lira getirecek ama 10 liraya mal olacak. Tabi bunlar hep saatlik miktarlar. 5 lira kazanacağız. O halde bu kişiyi de işe almalıyız. Ama dördüncü kişide durum biraz ilginç bir hale geliyor. Dördüncü kişiden 10 lira gelir elde edeceğiz. Ama aynı zamanda bu dördüncü kişiye 10 lira ücret ödeyeceğiz. Yani dördüncü bir kişiyi işe almak mantıklı değil. Ama mümkün olsaydı dördüncü bir kişinin yarısını işe almak mantıklı olurdu. Aslında iki günde bir çalışan bir kişiyle bunu sağlayabiliriz. Veya günde yarım saat çalışan biriyle. Ya da hem bu işi yapıp hem de kasada duran biriyle. İki işe birden koşan bir çalışandan bahsediyorum. Çünkü yarım bir kişiyi işe almak gayet mantıklı. Bir kişinin yarısı 5 liraya mal oluyor. Bize sağladığı marjinal fayda ise eğrinin altında bu nokta ve şu nokta arasında kalan alana eşit. Bu kişinin bize getireceği kar, yani elde edeceğimiz net fayda bu alana eşit oluyor. Demek ki bu dördüncü kişiyi de işe almak mantıklı. Burada gördüğünüz şey şunu anlatıyor. Makul olan talep miktarını sürekli artırmak. Makul olan istihdam edilen kişi sayısını artırmak. Ama ne zamana kadar marjinal fayda, başka bir deyişle marjinal ürün gelir eğrisi, marjinal maliyet eğrisine eşit olana kadar. O noktadan sonra kişinin maliyeti faydasından büyük olmaya başlıyor. Yeni birini işe almak mantıklı olmaktan çıkıyor.